Doğru Bakış'a hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi gündemi değerlendirmek için yine buradayız. Ben sunucunuz Abdülkadir Ünal. Bu hafta gündemi 20. dönem Kırşehir Milletvekilimiz Sayın Cafer Gümüş Bey ile değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İsterseniz hemen bizim ana gündemimiz, televizyonumuzun ana gündemi olan çözüm süreciyle başlamak istiyorum. Bu biliyorsunuz 6-7 Ekim olaylarıyla alakalı bu günlerde birçok kişiden bu olaylara çağrının Abdullah Öcalan tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor. Bununla alakalı tabii bir yandan Abdullah Öcalan'ın çözümle alakalı gayreti medyaya yansıyor ama öte yandan da böyle tartışmalar ortaya konuyor. Bunun hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu çok mantıklı bir yaklaşım mı? Evet. Abdülkadir Bey, evvela size, sizin şahsınızda da televizyonunuza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çalışmalarınızda, Kanal 5'in çalışmalarında da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Zor bir çalışma kolu televizyonculuk. Evet. Yaşınız genç, üstesinden Eyvallah. Geleceğinize inanıyorum. Eyvallah. Hakkınızda hayırlı olmasını, genişlemenizi, büyümenizi de Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. İkincisi, televizyonunuz vasıtasıyla bizi dinleyen dinleyicilerimize, seyreden seyircilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ola ki sürçülisan edersek şimdiden affola diyorum. Varsa hatalar şahsımın, güzellikler de hep birlikte tüm ülkemizin olsun. Amin. Diyorum. Eğer müsaade ederseniz ben de kendimi bir tanıtarak sorunuza geçmek istiyorum. Evet. Değerli seyirciler, benim ismim Cafer Güneş. Abdülkadir Bey'in söylediği gibi. Kırşehir 20. dönem milletvekiliyim. 20. dönem önemli bir dönem. 20. dönem Refah Yol Hükümeti'nin olduğu bir dönem. İşçinin, memurun, çiftçinin unutamadığı bir dönem. O dönemi bilenler çok güzel bilirler. Yaşı genç olanlar da, biraz yaşı ilerlemiş olanlar da mutlaka bir efsane şeklinde bunları dinlemişlerdir. Ülkenin çok sıkıntılı günlerden geçtiği dönem bu dönem. O sıkıntılı dönemlerde ülkemize karınca kadarınca faydamız olduysa kendimizi mutlu addederiz. Abdülkadir Bey, sizin vasıtanızla değerli seyircilerimiz, şunu çok açık ve rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki Cumhuriyet dönemi, belki Cumhuriyet döneminden de önceki döneme sarkan Türkiye'nin belli başlı içinden çıkamadığı olaylar var. Evet. Bunlardan bir tanesi, bu ister Alevi olsun, ister Sünni olsun, ister Kürt olsun, ister Türk olsun veya herhangi bir etnik kökenden olsun, hepsinin özgürlük sorunu bu ülkede uzun yıllardır yaşandı, yaşanıyor. Alevi-Sünni meselesi yaşandı, Kürt-Türk meselesi yaşandı, laik-anti-laik meselesi yaşandı, sivil-asker meselesi bu ülkede kangren olmuş yaralar gibi yaşandı. Hı hı. Son 10 yıllık dönemde de bunların bir kısmı kısmen de olsa cesaretle gündeme getirildi, bir kısmı halledildi, bir kısmı da halledilmeyi bekliyor. Bunların en başında da sivil bir anayasanın çok gecikmiş olması ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi olarak görüyorum. Takdir edersiniz ki 1980 yılına kadar olaylar birikti, patladı, asker müdahale etti. Artık olayların arkasında kimlerin olduğunu, askerin müdahalesine nasıl zemin hazırlanır falan bunları kamuoyu da biliyor. Televizyoncular olarak siz daha iyi biliyorsunuz. Ve bu şartlar dahilinde asker müdahale etti. Asker müdahale etti. 3 yıl iktidarda kaldı. 1980'de geldi. 82'de anayasasını yaptı. 83'te hadi bize eyvallah dedi. Seçimlerle ülkeyi sivil siyasete teslim etti. 3 yıl gibi kısa bir zamanda hem meclis feshedildi, hem yeni meclis oluşturuldu, hem de yeni bir anayasa oluşturuldu. Şimdi ihtilal yapılalı 34 yıl dolmuş, 35. yıla gidiyor. 3 yılını askerler kullanmış, 3 yıl içerisinde bir anayasayı yapmışlar ve gitmişler. Şimdi hangi parti olursa olsun hepsine söylemek lazım. İktidara aşağı yukarı tüm partiler şu veya bu şekilde 12 Eylül'den sonra geldiler. Niçin 3 yılda asker bir anayasa hazırlayıp bize bırakıp gidiyor da geri kalan 31-32 yılda sivil bir anayasa Türkiye'nin gündemine getirilemiyor, sivil bir anayasa çıkartılamıyor. Onun için bunu sormak lazım, bunun üzerinde de hassasiyetle durmak lazım. Bunu belki başka bir programda, belki de başka bir zamanda konuşulur.
Ama bunların içerisinden bir tanesi de Kürt-Türk meselesi idi. Uzun süredir bunlarla uğraşılıyor. Bir zaman gelmiş, ben Kürdüm demenin yasak olduğu bir dönem. Kürtçe konuşmanın yasak olduğu bir dönem. Kürtçe yazıp çizmenin, Kürtçe şarkı türkü söylemenin yasak olduğu bir dönem yaşanmış bu ülkede. Zannedilmiş ki bu konuşmayı yapan, bu şarkıyı, türküyü söyleyenler unutulacak, asimile olacak, yok olacak zannedilmiş. Halbuki öfkeler bir yerde birikmiş, zaman zaman da bunun patlamaları yaşanmış. Gelişmiş dünya ülkelerine de bakıyoruz, tarihe de bakıyoruz, inancımıza da bakıyoruz, olaylara da bakıyoruz. Ne kadar hürriyet olursa güzellikler o kadar iyi olur. Biz bunu gecikmeli olarak, bazen tökezleyerek, bazen yanlış kanallara girerek yaptığımız için bu sorun bir yumak dolaşmış, bir iplerin ucu birbirine dolaşmış yumak olarak önümüzde duruyor. Ve bunun çözümü için de bir çözüm süreci başlatıldı, çeşitli faaliyetler başlatıldı, devam da ediyor. Geldik 6-7 Ekim'e. 6-7 Ekim'de Barış Demokrasi Partisi lideri bir çağrı yaptı. 40'a yakın vilayette insanlar sokağa döküldü. 39 insanımız maalesef öldü. Ve bunun da bir kanat çıktı. Hapishanede olan şu anda harekatın lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla olduğu söylendi. Şimdi yanılmıyorsam Mahir Kaynak'ın çok güzel bir sözü var. Mahir Kaynak biliyorsunuz istihbaratçı, evet, bu işleri iyi bilen bir vatandaşımız. O der ki, bir yerde bir olay çıktığında bu olay en çok kime yarıyor? Onu bakın, şuraya yarıyor derseniz o olayların kaynağını orada aramak gerekir. Hı hı. Şimdi sorunuzda çağrıyı Abdullah Öcalan yaptı. Bir taraftan da barış görüşmeleri yapılırken diyorsunuz. Kimin işine yarar diye baktığınızda emin olun ki bu ne Kürtlerin ne Türklerin işine yarar. Bu ne hükümetin işine yarar bu olaylar ne de Abdullah Öcalan'ın işine yarar. Bu yarasa yarasa Türkiye ileriye gittiği takdirde Türkiye bölgede rol üstlenecek bir güce sahip olduğu takdirde kendilerinin aleyhine olacağını, İslam aleminin, başta Türkiye'nin olmak üzere İslam aleminin lehine olacağını düşünen bu dış güçler bu olayı körüklemiş olabilirler. Hı. Ki kuvvetle muhtemel. Değilse iki tarafta bu olayların olmasını istememeli. İçinde yanlışlar, yanlış adımlar, yanlış söylemler olsa bile istememeli. Onun için ben net bir şekilde söylüyorum ki Mahir Kaynak'ın sözüne de istinad ederek, ona da dayanak yaparak bu olaylar kime yarıyorsa onlar yapıyor. Bu olaylar Türkiye'de yaşayan ne Kürtlerin ne de Türklerin işine yarar. Hı hı. Bu kötü ortam, sıkıntılı ortam, kavgacı ortam, ülkenin bir baştan bir başa kargaşaya sürüklenmesi, işine yaramayacak kişilerin yapması da mümkün değil. Ama şunu da unutmamak lazım ki her harekatın içerisinde bazen bilerek, bazen bilmeyerek yapılan yanlışlar vardır. Bilerek yapanlara hain denir, bilmeyerek yapanlara gafil denir. Gafiller için de Peygamberimiz dilsiz şeytandır diye uyarısını yapıyor. Onun için çok önemli bir mevzuda yanlış yapma şansı belki binde sıfır olmalı, yüzde sıfır olmalı. Ne diyorsanız önüne koyacağınız sıfır olmalı. Çünkü bazı şeylerin hatası, yanlışı sadece siz değil tüm toplum çeker. Onun için bu harekatın içerisinde mutlaka bölgede söz sahibi olmak isteyen, bölgenin kaynaklarını sömürmek isteyen, bölge barıştığı takdirde kendilerinin ekmeği kesilecek olan uluslararası beyefendilerin parmağı olduğu kanaatindeyim. Bu barış sürecinin devam etmesini iki tarafında istediğini görüyorum. İstisnalar hariç inşallah başarıya da ulaşır diyorum. Evet. Tabii orada HDP'den Sayın Demirtaş'ın da sokağa çağrısı da vardı. Bu biraz da Batı'nın, sizin tabirinizle Batı'nın biraz işini kolaylaştırdı. Kolaylaştırdı. Evet. Evet. Tabii bir de önümüzdeki günlerde pazar günü, bugün açıklanan HDP'den gelen açıklamaya göre pazar günü genişletilmiş İmralı heyeti 2,5 ya da 1,5 ay aradan sonra ilk defa adaya gidiyor. Bunun üzerine Demirtaş'ın da tekrardan bir güncellediği, daha önce söylediği, bu görüşmelerden önce Sayın Yalçın Akdoğan'la yapılan görüşmelerden önce söylediği söylemi bugün tekrar güncelledi. Görüşmeler beklenildiği gibi ilerlerse
PKK silah bırakacaktır. Evet. Tabii bir de öte yandan da KCK bu anlaşılan 3 madde var biliyorsunuz malumunuz olan. Bu 3 maddeye rağmen KCK'dan pardon özür dilerim. KCK Yürütme Kurulu üyesi Karasu'dan ve Kandil'den farklı açıklamalar geldi. AKP seçim malzemesi yapıyor. PKK'nın bir silah bırakmaya niyeti yok tarzında açıklamalar var. Şimdi burada bir söylem farklılığı var Kürt cephesinde. Evet. HDP'de, KCK'da, PKK'da. Söylem farklılığını siz neye bağlıyorsunuz? Söylem farklılığının olması bence KCK ve Kandil'de bir nebzecik olsun normal karşılanabilir. Önemli olan buradaki siyasi aktörler, Kürt cephesindeki siyasi aktörler, o arkadaşlar İmralı ve hükümetin bu işi koordineli olarak götürmesi. Ne kamu düzeninden taviz verilir, ne de elde silah varken pazarlık yapılır. Hı hı. Bu iki şarta uyulduğu takdirde, silahlar bırakıldığı takdirde ki bırakmayı Selahattin Demirtaş'ın ağzından duyuyoruz. İmralı da bu işe yatkın. Kürt bölgesindeki vatandaşlarımızın emin olun büyük bir kısmı barış sağlanacak, silah bırakılacak, ülkemizde tekrar normale dönülecek diye düğün bayram ediliyor dese yeridir. Ama dediğim gibi bilerek veya bilmeyerek yapılan bir takım saboteler mutlaka olacaktır. Bu içeriden olabilir, dışarıdan olabilir. Biz eskiden bir takım kurgu bilim filmlerini seyreder, sonunda da rahatlardık ya nasıl olsa kurgu bilim diye. Ama bugün öyle filmler seyrediyoruz ki iç kısımda ajanların, casusların neler yaptığı, kimler hesabına çalıştığı, ortalığı nasıl karıştırdığını hep birlikte üzülerek görüyoruz. Onun için konuşanlar konuşmalarına dikkat etmeli. Dil çok önemli. Biz dil hususunda nice sözler söylemiş. Yani bu söylemleri sadece söylem farkı olarak mı değerlendiriyorum? Söylem farkı olarak değerlendiriyorum. Onların bir İmralı'ya rağmen, buradaki siyasi aktörlere rağmen sözlerinin ön plana geçeceği kanaatinde değilim. Hı hı. Eğer AK Parti seçim malzemesi yapıyor olsaydı, bu açılım süreci başladıktan sonra üstünden çok seçimler geçti. Her seçimde de vatandaş adeta sizin bu görüşlerinizi destekliyoruz şeklinde oy verdiler. Onun için elbette onların söylemleri öyle olabilir. Ama bu söylemlere halk prim vermiyor. İnşallah halk istediği zaman da olaylar gerçek yerini bulacaktır diye düşünüyorum. Bu şeyde açılım projesinde eğer açılımın şöyle bir an için hedefine ulaştığını düşünelim. Bölgedeki Irak'taki, Suriye'deki, İran'daki, Türkiye'deki bu potansiyelin verimli hale getirildiğini düşünelim. Ve o bölgedeki insanlara neler katacağını düşünelim. Bunu biz düşündüğümüz zaman ne kadar seviniyor isek, bunu istemeyenler de düşündüğü zaman emin olun ki rüyalarına giriyor. Hı hı. O kadar korkuyorlar, tedirgin oluyorlar. Peki bu süreç bir noktaya geldikten sonra şu an yaşanan bir paralel devlet problemi var. Evet. Cemaat tarafına. Acaba bu görünen yekpare Kürt masanın bir ucundaki yekpare Kürt tablosu da bir para yani PKK'nın paralelleşmesiyle birlikte bir ayrım noktasına gidebilir mi? Yani i̇şte, HDP ile PKK arasında bir problem yaşanabilir mi? Abdülkadir Bey, bu oyunu kuranlar yani bu görüşmeyi yapanlar bu görüşmeyi. Çünkü PKK inatla HDP şu an sıcak bakmıyor. İnatla üçüncü göz olsun diye. Evet. Şimdi buradaki kurguya bakıldığı zaman bir batının bir kokusu geliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Başbakan'ın da söylediği bir şey var net olarak altını çizerek. Evet, milli projedir diye. Kesinlikle dışarıdan bir gözetleme veya denetleme veya seyretme veya işte rapor hiçbir şekilde dışarının müdahili olmayacak, dahili olmayacak diye kesin sözleri var. Şimdi bu oyunu kuranlar, bu açılım süretini başlatanlar gerek hükümet, devlet, Türkiye tarafından, gerek Kandil, gerek başka taraftan. Niyetleri iyi ise ki inşallah iyidir diye düşünüyoruz. Hı hı. Bu niyetler doğrultusunda bizim şu söylediğimiz ihtimallerin hepsini tek tek masaya yatırmışlardır. Ben çocuk yaştan beri siyasetin içerisindeyim. 5 yıl il başkanlığı yaptım, bir dönem milletvekilliği yaptım. Şu anda da siyasetle şu veya bu şekilde ilgileniyoruz. Bir televizyon programına çıkıyorsak, televizyon programı halkı bizim ağzımızdan bilgilendirmek, bizim görüşümüzü yansıtmaksa eyvallah.
Ama televizyon programı biliyorsunuz zaten. Hı hı. Sizi köşeye sıkıştırmaksa, size çapraz sorular sorarak sizi siyasi olarak zor duruma sokacaksa bir hazırlık yapıyorsunuz. Topluyorsunuz il başkanı iken. Yani en alt seviyede siyasetin temsil edildiği ilde bile toplanıyoruz. Bu televizyoncu bize doğru dürüst soru sormaz. Öyleyse en zor soru neyse onları not alıyoruz. Cevaplarını karşısına yazıyoruz. Arkasından da varsa belgelerini koyup hepsini bir dosyaya, masaya geliyoruz. Şimdi sor. Belgesi de var, bilgisi de var diye. Ama onlar mutlaka bizi zora sokmak isteyenler. Şimdi bu oyunu kuranlar da, açılım sürecini başlatanlar da en zor soruları mutlaka kendilerine soruyorlar. Kandil ayrı düşünse ne olur? KCK ayrı düşünse ne olur? Bunların içerisinden bir takım işbirlikçileri çıksa, gerek Türkiye'den gerek Kandil tarafından başka yerden işbirlikçileri sabote etmeye kalksa ne yapabilir? Bunları eminim ki ben bir il başkanı bir ilde benim partimle ilgili siyasi görüşümle ilgili teferruatlı bir şekilde neler sorulacağını belki 100 tane 150 tane soru çıkartıp hepsini masaya koyup rahat masaya gidiyor isem bu açılım sürecini bu kurguyu başlatanlar da mutlaka sizin söylediğiniz bu kaygıların hepsini tek tek ihtimalleri masaya yatırmışlardır. Bu öyle olursa cevabı bu olur. Buradan bir tehlike gelirse cevabı bu olur diye en ince teferruatına kadar konuşulmuştur. Biz şu anda kamuoyunda görülen kısımları takdir edersiniz ki konuşuyoruz, okuduklarımızı, duyduklarımızı. Ama bu kurguyu kuranlar, bu açılımı başlatanlar hangi tarafta olursa olsun en ince teferruatına kadar görüşmek, konuşmak, düşünmek zorundalar. Evet. Onun için bunlar düşünülmüştür. Oradan ayrı sesler de gelebilir ama esas bu işi yürüten kesim böyle bakmıyor. Çözüme gidilmesine bakıyor. AK Parti'nin yaptığı işlere de onay veriyor. Değilse yavaş yavaş yaklaştıklarını görüyoruz. İsteklerinin onlarınki varsa işte mesela Abdullah Öcalan'a sekreterya. Sekreteryanın dışarıdan siviller kanalıyla olması yasal olarak mümkün değil. Öyleyse siyah cezaevinde yatan mahkumlardan bir sekreterya. Sekreterya deyince toplum öyle algılıyor ki seçme insanlar gelecek, masalar kurulacak, bizim bir genel müdürün sekreteri gibi falan. Öyle değil. Orada mahkumlar olacak. Şurada not tutulacak. Biz sekreterle çalışmayı ilk defa il başkanlığında gördük. Sonra milletvekilliğinde gördük. Sekreter bir insanın eli, ayağı, gözü, kulağıymış meğerse. Ne arasanız hazır önünüze not geliyor. Çalışmalarını son derece kolaylaştırıyor. Onun için orada öyle süreci hızlandırmak için süreci bu, hızlandırmak bu şey evet, gerekli. Notların alınması. Hı hı. Bunu eğer art niyetli efendim oraya bir villa yapıldı, villaya sekreterler gidiyor, sekreterler böyle algılıyorlarsa insanlar yanlış düşünüyorlar. Bunlar tek tek açıklanıyor. Dediğim gibi yanlış olabilecek ihtimallerin tamamı düşünülerek cevapları hazırlanıyor. Evet. Onun için hükümetin bu çalışmalarına da inşallah iyi niyetli diyoruz, netice alacak. Umuyoruz ki Barış Demokrasi Partisi'ndeki arkadaşlarımız da, diğerleri de bu sürecin içinde olanlar da iyi niyetle düşünürler. Hı hı. Bu anaların ağlaması, ülkenin bu kadar sıkıntıya girmesi. Ben ta il başkanı iken konuşuyordum, konuşmamda şunu söylüyordum. Bugüne kadar PKK meselesinde Türkiye'nin şu veya bu şekilde dolaylı olarak harcadığı para, Abdülkadir Bey, 1 trilyon dolar diyordum. Üzerine ilaveten de şunu söylüyorduk. Düşünün ki bir tane insanın hayatı kayboluyor. Onun bedeli yok zaten. Hiç kimse bir insan hayatını şu kadar para eder diye bedel biçemez. Onları da koyarsanız 30 binden bahsediliyor, 40 binden bahsediliyor, 50 binden bahsediliyor. Bir ülkenin kaybı ancak bu kadar olabilir. Evet. Onun için bu yaranın daha fazla kanatılmadan sarılması lazım. Fedakarlıklar neyse yapılması lazım. Fedakarlıklar da bir devleti yıkarcasına, bir devleti tahrip edercesine değil, yarayı sararcasına olmalı. Halkımız buna inanıyor. Bu işin içerisinde inanmayan, kabul etmeyen belli bir kesim var. Benim gönlüm arzu eder ki hükümet olsun, diğer taraf olsun bu tatmin olmayan insanlara en tatlı dille bu işi anlatması lazım. Evet. Defalarca karşıdaki bağırsa da, çağırsa da anlatması lazım. Çünkü bu yeni bir yara değil, çok derin bir yara. Bu yara sarıldığı takdirde dünyada lider ülke olur muyuz? El cevap. Çok rahat oluruz. Evet. Hatta bu yara ilk başta bahsettiğiniz gibi ta ilk yıllar, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanıyor. Tabii. Oradan Dersim olaylarına geçmeden önce
Şeyden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bu soruya sizden cevap almak istiyorum. Her iki tarafında, masanın her iki tarafında da süreçle alakalı ciddi manada bir istek olduğu her ortamda sergileniyor, evet, ve söyleniyor, görülüyor. Tabii bu 6-7 Ekim olayları yaşanmasaydı eğer ciddi manada bir yol alınmıştı. Gerçi şu anda çok şükür çok geriye düşmüş de değiliz. Ama o 6-7 Ekim olayları öncesinde zaten bir dışarının, bir dış aklın içeride organize olduğu aşikar. Ama buna bizim siyasetçilerimiz de bir manada biraz tuz biber de ektiler. Selahattin Demirtaş'ın sokağa çağırması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kobani düştü düşecek açıklaması. Türk siyasetçiler neden bu gidişatı önceden göremiyorlar mı? Yoksa bu gidişata bizim artık yaşadıktan sonra mı anlayabiliyoruz dışarının yapabildiğini? Siz bir siyasetçi olarak, biraz zor bir soru ama. Zor bir soru. Abdülkadir Bey, ben şunu, şu anda bir sorumluluğum yok. Milletvekili değilim. Bir partiyi de temsil etmiyorum. Evet. O rahatlıkla biraz daha rahat konuşurum diye umuyorum. Batı'nın işin içinde olduğu her konuyu ben ayrıca içeriye geçer, bir başka masada başka bir şekilde bir daha değerlendirir, öyle gündeme getirir. Hı hı. Uygulama safhasını. Çünkü Batı'nın inandığı değerler, o kadar farklı değerlere inanıyorlar ki, bunlar diyorlar ki, ekonomik mesele bu, gerçi çok ayrı bir konu, kıt kaynaklar, sonsuz ihtiyaçlar. Bu üniversitelerde, liselerde ders olarak okutulan bir konu. Evet. Ekonomik sistemin bel kemiği burası. Kaynaklar kıt, ihtiyaçlar sonsuz. İktisatın temeli budur. İktisatın temeli bu. Evet. Bu yanlış bir temel. Kaynaklar sonsuz, ihtiyaçlar sınırlı olması lazım. Kaynaklar sınırlıysa, şu son 250-300 yıldır dünyayı her şekliyle kontrol eden Batı, kaynaklar sınırlıysa ben öleceğime sen öl. Ben aç kalacağıma sen aç kal. Benim ülkem perişan olacağına sen ol diyor. Zaten inanç olarak da kendinden olmayanları dünyada fazlalık olarak gören bir inanca sahipler. Hem öyle inanıp hem de kaynakların kıt olduğuna inandığı takdirde dünyada kendinden olmayan, kendine boyun bükmeyen tüm insanların ölmesi, kötüye gitmesi, zora düşmesi umurlarında bile değil. Değil, evet. Onun için efendim Batı ile ilişkiyi keserim. Hayır. Oyunu kuralına göre oynarız. Batı'yla da, Doğu'yla da, Güney'le de, Kuzey'le de, herkesle de işbirliği de yaparız, iş de yaparız, ticaret de yaparız, gider geliriz. Ama benim gönlüm arzu ediyor ki Batı'yla ne yapılırsa yapılsın bir de bir süzgeçten daha geçiririz. Hayra soluk solumuyorlar. Hangi işin içine girerlerse o iş karşı tarafın aleyhine neticeleniyor. Bunlardan müttefik, dost çok zor olur. Kesmek imkansız. Beraber olmak zorundayız ama oyunu kurallarına göre oynayıp çok ince süzgeçlerden geçirdikten sonra tatbikat sahasına getirmeliyiz. Onun için bizim siyasetçilerimiz bazen bir bakıyorsunuz Batı gaza mı geliyorlar? Müttefikimiz, sanki. Almanya bizim dostumuz, filanca bizim kardeşimiz, sarmaş dolaş. Kesinlikle yanlış görüyorum. Gideriz, konuşuruz, alışveriş yaparız, ticaret yaparız ama o konuşmayı getirir. Bir de kendimin, işte akıl insanlar mı dersiniz, bu ülkeyi tanıyan, bu ülkenin bu işleri bilen insanlarla masada bir daha değerlendirdikten sonra tatbikat safhasına koyarsak iyi olur. Değilse, hatırlar mısınız bilmiyorum, sizin yaşınız çok genç. 95'te biz meclise geldik, 96'da iktidar olduk, bir yıl iktidarda kaldık. Evet. Ben 5 yıl il başkanlığım süresince çekiç güç oradan gitmeden PKK'nın bu hareketleri bitmez. Çünkü bizim siyasi görüşümüz öyleydi, biz de illerde bunu konuşuyorduk. İktidara geldik, hadi bakalım çekiç güç. İktidara geldiğimizin ilk 10 günü içerisinde çekiç güç oylaması tekrar yapıldı. Mecbur kabul dedik. İkinci oylama, her 3 ayda bir veya 4 ayda bir oylama yapılıyordu, süresi uzatılıyordu. Hı hı. Dördüncü aya gelindiğinde yaptığımız şu iyiydi, büyük değerlendirmelerin sonunda, Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın başbakanlığında, çekiç gücün karasal harekatına son veriyoruz. Havadan hareket edecek uçaklarının, pilotların yanına bir Türk pilotu oturtturuyoruz. Kalktı gidecek, bir yeri bombalayacak veya bir yere varacak, neyse yapacaksa pilotun yanında ikinci kişi Türk olacak.
bizim adamımız olacak. Hava güçleri kendiliğinden gitti. Hmm. Ama yıllardır bu çekiç güç. PKK ile görüşüyor dediler, silah veriyor dediler, eğitiyor dediler. Aklınıza ne gelirse. Ama bir türlü üstüne gidemediler. Ha, üstüne giderse sizin partiye şunu yaparlar, bunu yaparlar, yaparlar. Ama biri bu ülke için yeri geldiğinde kendisini, yeri geldiğinde de partisini feda etmeli. Ki edildi. Edildi. Evet. Ben varım demeli. Sen burada olmamalısın demeli. Hı hı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, biz bu hareket tamamen millidir, bu görüşme. Kesinlikle dışarının etkisi olmayacak. Üçüncü göz olsa bile, gözetlensek bile, birileri denetlese, doğru mu yanlış mı, hakemlik yapsa bile, kesinlikle bu kendi insanımızdan olacak diye net bir tavır sergiliyorlar. Takdirle karşılamak lazım. Anadolu'da bir söz var. Niyet hayır, inşallah akibette hayır olur. İnşallah. Kanayan bir yara durdurulursa bölge insanı için de güzel olur, ülkemiz insanı için de güzel olur. Allah'ın verdiği nimetleri uluslararası güçlerin, uluslararası beyefendilerin silahlarına, başka şeylerine harcamak yerine kendi insanımıza harcanır. Bugün uzmanlar da söylüyor, 1 trilyonun üzerinde dolaylı bir şekilde paranın harcandığını, insanın vicdanı için kanıyor. Evet, ne yazık ki. Onun için bu olay bitmeli, fedakarlıksa fedakarlık edilmeli. Bunu yaparken de biz geçmişten beri şunu söylüyorduk. Türklerin gururu kırılmadan, Kürtlerin onuru zedelenmeden bir barış görüşmesi yürütülmeli. İnşallah o şekilde oluyor. Arada sırada ufak tefek şeyler de olsa bile, dediğiniz gibi büyük olaylar yaşandı 6-7 Ekim'de. Fakat sürecin çok gerisine düşülmedi. Süreç evet. Bitti denilmedi. Bitti diye ilan edenler oldu. Hızla tekrar inşa edildi, tamir edildi. Evet. Bizim bir sözümüz var. Kış kışlığını yapacak. Evet, doğru. Onun devamını vatandaşlar, dinleyicilerimiz, seyircilerimiz bilirler. Onun için yabancılardan, art niyetlilerden, bölgede emelleri olanlardan çok da iyilik beklemek doğru bir şey değil. Evet. İlk bölümü bu sözlerle kapatalım. İkinci bölümde biraz sınır dışına çıkacağız. Evet sevgili izleyiciler, bir kısa bir reklam arası var. Ardından tekrar stüdyodayız. Görüşmek üzere. Doğru Bakış'a tekrardan hoş geldiniz. Gündemi konuşuyoruz. Çözüm sürecini konuştuk ilk bölümde. Konuğum Kırşehir 20. dönem milletvekili Sayın Cafer Güneş. Evet Cafer Bey, çözüm sürecini konuştuk. Tabii çözüm süreci üzerinden biliyorsunuz bu 6-7 Ekim olayları Kobani'den başladı. Evet. Kobani meselesi de IŞİD'den geldi. Şimdi, resmi bütününe bakıldığında IŞİD Kobani'ye 3 koldan saldırdı. Ciddi manada PYD'yi orada sıkıştırdı. PYD bu işi üstlendi tek başına. Türkiye'den yardım talebinde bulundu, koridor talebinde bulundu, silah talebinde bulundu. Tabii bu esnada Türkiye dışarıda, dış kamuoyunda sözde İslami terör destekçisi olarak lanse edildi. İçeride de IŞİD destekçisi olarak lanse edildi belirli odaklarca. Bu da tabii Türkiye'nin zaten Gezi olaylarında aldığı bir algı yaralanmasına bir üstüne biraz daha bir tuz biber oldu. Tabii bunun devamında Türkiye'nin özellikle net olarak devlette, hükümette IŞİD'e kesinlikle karşı olunduğunu, hatta dün bizde İlnur Bey programa başladı. Pazartesileri 20.30'da. Kendisi dün açıklamada yaptı. Türkiye peşmergeye silah yardımında bulundu ama rehinelerden dolayı o dönem bunu açıklayamadı. Şeklinde de dün bir beyanatı oldu bizim televizyonumuzda. Şimdi buna böyle baktığımız zaman bu 6-7 Ekim olaylarının hareket noktası Kobani'ye dayanıyor. Türkiye buradaki oyunu önceden okuyabildiği gibi gözüküyordu ama buna karşı bir şey, bir önlem alamadı. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Abdülkadir Bey, şimdi... Ya da isterseniz önce bir IŞİD'i bir tanımlayın. Sizin... Daha doğrusu şuradan başlamak lazım. Bundan 3 yıl önce Suriye'de Esad'ın devrilmesiyle ilgili bir hareket başladı. Evet, evet. Siz düşünebiliyor musunuz? Dünyanın gidişatına yön veren bir Amerika Birleşik Devletleri işin içinde... Batı'nın tamamı bu işin içerisinde. Esad rejimi gidecek, Esad ve rejimi gidecek.
yerine bir rejim gelecek, demokratik olacak bu rejim. Türkiye'yi de buna dahil ederek bir hareket başlatıyorlar. Hareketin orta yerinde bir bakıyoruz ki Esad'dan sonra kim gelecek belli değil. Esad'dan sonra hangi grup hakim olacak belli değil. Gruplar arasında koordine nasıl sağlanacak belli değil. Mültecilere yardım mültecilere, yapalım. Ondan sonra da mülteciler geliyor zaten. Şimdi ya Amerika bunu hesaplayamamış, Batı bunu hesaplayamamış dememiz mümkün değil. Evet. Bir kaos isteniyor. Ve bu kaos başlatıldı. Suriye'de bir kaos var. Suriye'deki bu kaosla ilgili oradaki olan olaylar şu ana kadar 200 bin insanın ki son zamanlar sayısını vermiyorlar. Belki çok daha fazla insanın öldüğü. Sadece Türkiye'de 2 milyon mülteci, diğer ülkelerle beraber 5-6 milyon, 25 milyonluk Suriye'nin 5-6 milyonu mülteci durumunda. Orada yaşayanların ne hallerde yaşadığını hep birlikte görüyoruz. Yani topyekün bir ülke plansız programsız bir harekatla imha ediliyor. Ben bunun plansız programsız olduğu kanaatinde değilim. Evet. Bu planlanarak yapıldı. Bir kaos oluşturuldu. Türkiye'ye 900 kilometre, 1000 kilometreye yakın sınırı olan bir ülkede her çeşit muhalefet harekatının en gözde silahlarla silahlandığı bir ortam oluşturuldu. Programımızın birinci bölümünde de Abdülkadir Bey söyledim. Batı'yla hesap yaptıktan sonra bir ayrıca bir daha değerlendirmeye girmemiz lazım diye. Çünkü hangi olay olursa olsun Batı'dan biz defalarca bu işin zararını çekmişiz. 1974'te Kıbrıs, ben o zaman lisede öğrenciydim. Parasını ödediğimiz silahları vermediler. Bize bolca uçak satmışlar, uçağın lastiğini vermediler. Uçağın yakıtını vermediler. Efendim füzelerin arkadaki tapasını vermediler ya da başındaki tapayı vermediler. Basit basit şeylerle küçücük bir Kıbrıs'ta Rumlar gibi, Yunanlar gibi bir devletle girdiğimiz savaşta neredeyse zor duruma düşecektik. Allah'tan Ostim esnafı, Kayseri'deki esnaflarımız o açığı kapattılar. Hızla hem de. Onun için Batılılardan kesinlikle dost olmaz. Suriye'de bu ateşi yaktılar. Arkasından bunu Sünni, Alevi, Şia, Sünni meselesine getirdiler. Bu konuda tüm dünya defalarca uyarıldı. Ben Has Parti Genel Başkan Yardımcısıydım, Genel Başkanımız Numan Bey'di. Bu Sünni Alevi kavgası büyürse bölgesel hatta küresel savaşa kadar gidebilir demişti. Nitekim görüyoruz, Irak'ta da bunun aynısını yaşadık. Bir bakıyorsunuz Sünnilerin camisine bomba atılıyor. Bir bakıyorsunuz Alevilerin veya Şiaların camisine bombalar atılıyor. Veyahut insanları öldürülüyor, liderleri öldürülüyor, mahalleleri bombalanıyor. Bu şartlar dahilinde bölgede yavaş yavaş bir ateş yükseltildi. Burada her şeyden önemlisi bir de İsrail'in güvenliği söz konusuydu. Batılılar için bir çok önemli. Batılıların inancında İsrail'in yaşaması onların imanlarının gereği. Evet. Bu konuyu açıp konuşsak çok uzun konuşmamız lazım. Dolayısıyla İsrail, Suriye tehdidi var, İran tehdidi var. Burada bir ateş yakılırsa bu tehdit kendisiyle uğraşırken İsrail orada rahat etmiş olacak. Silah da satılacak, başka şeyler de olacak. Şimdi bu şekilde işler başlatıldı. Arkasından Türkiye 15 gün içerisinde, 1 ay içerisinde, 2 ay içerisinde Suriye'nin bitmesini bekliyor. Onu ilan ediyordu. 3 yıl oldu. Şu anda söyledikleri Batılıların Esad'ın yerine koyacak kimseyi bulamadığımız için Esad'la yola devam edeceğiz. Türkiye daha önceki konuşmaları sebebiyle Batılılara, ki Batılı derken Amerikalıları da kastediyorum, ne kadar bastırsa da bu Esad gitmeden bu terör hareketleri, bu ayrıcalıklar bitmeyecek demesine rağmen Esad'ın gitmesine bir türlü beyefendilerin gönülleri razı olmuyor. Onun için adımlar çok dikkatli atılmalı. Her yer tuzak, her yer mayın dolu. Yoklaya yoklaya gitmeliyiz veyahut da başka şeyleri yokladıktan sonra ayağımızı öyle atmalıyız. Suriye'de yakılan bu ateş, orada hakim olan güç, Esad'ın gücü Şialar idi. Sünnilere bir takım olaylar yapıldı. Bunu buradan baskıdan yılan insanlar gittiler, bu sefer de IŞİD olarak ortaya çıktılar. 1992 yılında Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca'nın mecliste yaptığı bir konuşma var. Irak orduları kaçacak,
oradaki terör ayrılıkçılara bu silahlar bırakılarak kaçacak. Orada bir çıbambaşı oluşturulacak diye 92'de söylüyordu. Aynısını sanki bir film seyredilmiş de o zaman şimdi anlatılıyor mu? Musul'da gördük. Musul'da gördük. O kocaman ordular yeni kurulmuş bir IŞİD'in karşısında silahlarını, tanklarını, toplarını bırakarak kaçtılar. Hepsi IŞİD'e teslim edildi. Ki peşmergeye yakın kaynaklar biz ikili sohbetlerimizde şey söylediler. Normalde Musul'da o silahların olduğu depo öyle doldurulmazmış büyük ağır silahlarla. Yani o, teknik olarak. Evet, teknik olarak orada öyle bir ihtiyaç olmadığı için oralara o denli çok çok fazla ve ağır silahlar konulmazmış. Nedense IŞİD gelmeden 3 hafta kadar önce o depo tamamen ağzına kadar hem doldurulmuş hem de ağır silahlarla doldurulmuş. Diğer bir şekilde Abdülkadir Bey, hepimizin gözünün önünde yaşanan bir hadise. Uçakla PYD'ye Amerika silah atıyor. Silahların bir kısmı IŞİD'in eline geçiyor. Yani bu Amerika o kadar saf ki, daha yeni kurulmuş bir devlet, ne bölgeyi biliyor, ne dünyayı biliyor, ne IŞİD'i biliyor. Teknolojisi çok kötü. Hiç mümkün değil. Savaşın devam etmesi için iki tarafa da silah veriyor. Hem de göstere göstere. Onun için bu oyunlara iyi dikkat etmek lazım. IŞİD'in elinde en bayici silah var. Daha dün kurulmuş sanki bir örgüt. Öbür taraftan üzülerek söylüyorum ve şunu mutlaka arzu ediyorum. Türkiye'de hükümet çok güçlü. Gönül arzu ederdi ki dersine çalışmış muhalefet de bir o kadar güçlü olsun. Gerek hükümetin gerek dış güçlerin ne kadar yanlışı varsa tane tane böyle raporlar halinde gündeme çok rahat getirsin. Ve hükümet böyle bir ciddi muhalefetin karşısında çok daha fazla dersine çalışsın. Ne yazık ki üzülerek söyleyeyim, dün söylediği bugününü tutmayan tutarsız bir muhalefet olduğu için hükümeti benim buradan uyarmam neyi ifade eder? Veya İlknur Çevik gelmiş uyarmış var mı? Hiç önemli. İlla muhalefetin güçlü olması lazım. Bir muhalefet düşünün ki PYD eşittir PKK, ona destek veriyorsunuz, peşmergeyi buradan nasıl geçirirsiniz diyen Milliyetçi Hareket Partisi tezkereye evet oyu veriyor. Tezkereye red oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi ise Kobani için yeni bir tezkere çıkartalım diyor. Ya Allah aşkına, Kobani için yeni bir tezkere dediğiniz zaman gülünç duruma düşersiniz. Tezkereye evet dediğiniz halde bu peşmerge buradan nasıl geçiyor derseniz aynı şekilde siz de gülünç duruma düşersiniz. Ne olur ya, iyi çalışın. Hükümeti terletin ya. Yanlışlarını koyun ortaya. Bu ülkenin hayrına olur. Bu hükümetin hayrına olur. Bu sizin hayrınıza olur. Ama hükümet nasıl olsa güçlü, biz herhangi bir fikir geliştirmemize gerek yok, nasıl olsa bildiklerini yapacak derseniz ülkeye yaptığınız en büyük yanlışlık bu olur. Muhalefetin tepki algısı böyle mi çalışıyor? Böyle çalışıyor. Yok. Hazırlık yok. Meclise bakıyorsunuz, hükümet az milletvekiliyle gelmiş, kanunları geçiriyor. Muhalefet tam gelse geçmeyecek. Gelmiyorlar. Nasıl olsa geçer. Onun için demokrasilerde insan gibi iki ayağı var. Biri iktidar, biri muhalefet. Biri yanlış çalışırsa, eksik çalışırsa demokrasi topallıyor. Onun için iktidarı her konuda doğru önergelerle köşeye sıkıştırmak, iktidarın oylarını da kendinizin alması için bundan başka çaremiz de yok zaten. Onun için lütfen dersinize çalışın, bu çalışmışlık karşısında gelin. Çok ağır laflar etmeyin. Çok ne bileyim ağza alınmayacak sözleri, demokrasinin mabedi dediğiniz, kendi dilinizden bu şekilde ifade ettiğiniz meclisten ne olur ifade etmeyiniz. Sizi gördüğümüz zaman biz kendimize bir çeki düzen verelim. O kadar kibar olun, o kadar güzel konuşun ki konuşmalarınızı mutlaka not edelim. Davranışınız karşısında da biz de kendimize bir çeki düzen verelim. O ne Allah aşkına ya, mecliste her türlü laf, her türlü ağır sözün kullanıldığı bir yer. Meclis öyle derse Allah korusun sokağa iner bu. Biz biliyoruz. Bu filmi seyrettik biz. 12 Eylül öncesi seyrettik. Siyasiler anlaşsaydı ihtilal olmayacaktı. Sonradan bunu söylüyor uzmanlar da, ihtilali yapanlar da, ihtilale uğrayanlar da bunu söylüyorlar. Gelin bu işin muhalefet kanadı, iktidar kanadı oturulsun, konuşulsun. Konuşulamıyorsa ağır konuşulmasın. Dosyalarınızı koyun ortaya. Milleti ikna edin, iktidarı ikna edin. Bu şekilde bir çalışma düzenine geçin. Onun için bu olayların önlenmesinde iktidar elinden gelen gayreti yapıyor. Ama muhalefet iktidar %50 çoğunluğa sahip.
meclis olarak da çok daha büyük bir oya sahip diye ne dersine çalışıyor ne bir şey diyor. Kupkuru meclise geliyor. Meclise geldiği için de iktidar elinden geldiği kadar yapıyor. Meclisten de geçip yoluna devam ediyor. Onun için buradan vatandaşlarımızın hepsine, hangi partide olursa olsun, herkes partisine iyi ders çalıştırmaya zorlaması için ne gerekiyorsa onu yapması lazım. Kapalı kapılar ardında parti içi toplantılar yapılırken lütfen bunları söylemesi lazım. O, bu sebepten dolayıdır ki iktidar çok rahat, muhalefet çok rahat. Muhalefet hiç çalışmadığı için rahat, iktidarın karşısında da muhalefet edecek bir güç olmadığı için. Canı gönülden istiyorum. İktidar ama ona rağmen iktidar sürekli yeni bir şeyler getiriyor, çalışıyor, ortaya bir şeyler koyuyor, gayret ediyor. Bakıyorsunuz sanki muhalefet hiç yok. İktidar kendi kendiyle uğraşıyor, didiniyor, bir şeyler çıkartıyor. Ben CHP'yi de, MHP'yi de, BDP'yi de zaman zaman ziyaret ediyoruz. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İktidarın şu kısmı yanlış yanlış diye bize söylüyorlar o arkadaşlar. E kardeşim bunu senin söylemen bir şey ifade etmiyor. Parti mi söyleyecek? Meclise getirecek. Mecliste konuşacak. Halka mal edecek. Düşünebiliyor musunuz Abdülkadir Bey? Allah için ya. Tayyip Bey diyor ki muhalefet, MHP'yi kastederek Ahmet Davutoğlu Bey de, Sayın Davutoğlu da söylüyor. Sivas'tan öbür tarafa gidemez diyor. Hakikat gitmiyor biliyor musunuz ya? Gitmiyor. Orada ne bileyim 30'un üstünde vilayet var. Ha git. Biz öyle mitingler yaptık ki, ben Refah Partisi'nin il başkanıyım, 91, oylarımız %3, %5. Karşımızda bir tek insan bile yok. Kurayla miting çekmişiz sırayla, seçim zamanı. Yok, bir tane insan yok. Zayıf olduğumuz bir bölge. Erbakan hocamız bize bir şey derdi. Sanki tüm Türkiye karşınızda, sizin karşınıza geçmiş, sizi dinliyor. Bu inançla anlatın. Ben Yozgat'ta, şu anda Yozgat Belediye Başkanımız olan Kazım Arslan'ın bir adaylığında ben aday değildim. Yardıma gittim. İlçenin birinde bir üç yerde miting var. Kazım Bey aday yetişemiyor. Bana dedi ki ben de oradayım. Filanca yerdeki mitinge de sen gideceksin. Gittim. Arkadaşlar ısrar ediyorlar. Hiçbir parti burada miting yapamaz. Miting dediğimizde küçük çaplı kendi ölçeğimizde, yerel ölçekte çıkacağız. Kürsüden konuşacağız. Azizim çıktım. Karşıya da bizim adaya, ilçe başkanı 5-6 kişiyi koyduk. İnsanın karşısında kimse olmazsa konuşamıyor. Evet. Emin olun ilk yarım saatten sonra o ilçeye bir genel başkan gelse ancak o kadar kalabalık toplayabilirdi. Ya gidin arkadaş. Bu insanlar sizi merak edip dinleyecek. Olay çıkar diye korkuyorsanız başta hükümetin vazifesi. Olay çıksa bile olayları yatıştırmak, sizi korumak. Niye gitmiyorsunuz ya? Diyarbakır'a da gidin, Hakkari'ye de gidin, Şırnak'a da gidin. Bak biz küçük partilerdeyken bile, oylarımız çok düşükken bile ben Yüksekova'da konuşma yaptım. Hakkari'de konuşma yaptım. Gittim arkadaşları ziyaret ettim, BDP'lileri. O zaman HADEP miydi? Yaptığınız yanlış. Bak ben Türk'üm. Türk olduğum halde Türk ırkçılığı yapana karşıyım. Siz de Kürt ırkçılığı yapıyorsunuz, ona da karşıyım diye vallahi billahi Yüksekova'da 40 kişi oturmuş çaylarını içerken vardık, merhaba ettik. Çok da hürmet ettiler ha. Çok da saygı gösterdiler. Onu da söyleyeyim. Onlara bunu söylüyorum. Arkadaş, ırkçılığın her türlüsüne. Bir Türk olarak Türkçülüğe de, siz de Kürtsünüz, Kürtçülüğe de şiddetle karşıyız. Bu şunu yapar. Evet, bugünün söylemlerini o zaman kadar bunları söylüyorduk. Onun için orada bir IŞİD hadisesi var. Sanki yine batılı beyefendiler kendi rahatları için, inançları gereği rahat olmasını istediği ülke için, İsrailoğulları, İsrailler için rahat bir ortam hazırlayabilmek için Müslümanları yok Sünnisin, yok Şiisin, yok Kürtsün, yok Türksün, Alevisin, Sünnisin gibi yapmacık, hiç olmaması gereken bir şeyle meşgul ediyor. Bazen sabote ediyorlar, bazen onlar adına eylem yapıyorlar. Bu tuzağa düşürüyorlar. Muhalefetiyle iktidarıyla ne Suriye'de, ne Irak'ta, ne de Türkiye'de bu oyuna gelmemeliyiz. Bu oyuna geldiğimiz takdirde hep birlikte dünyanın en büyük cezalarını çekeriz. İşte Irakların vatansız hali, işte Suriyelilerin Türkiye'deki ve dünyanın çeşitli yerlerindeki vatansız hallerini görüyoruz. Türkiye bölgede Allah esirgesin bir süs bitkisi gibi, bir yıldız gibi parlıyor. Cenab-ı Allah iktidarımıza da muhalefetimize de feraset versin, çalışmalarını kolay etsin, isabetli kararlar aldırmayı sağlasın ki bu bölgede hem kendi varlığımızı devam ettirelim hem de mazlum olan bu ülkelere el uzatıp bir kere daha lider ülke olmayı gösterelim diye
söyleyeyim. Evet. Şimdi bir de iç siyasete girmişken 2015 seçimlerine değinelim isterseniz. Onunla birlikte de yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Bildiğiniz gibi AK Parti'nin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı makamına geçti. Evet. Bu bir dezavantaj olarak görülüyor. Öte yandan partinin yönetiminde ciddi değişiklikler yaşandı. Bu da ayrı bir dezavantaj gözüküyor. Ve üçüncü dönemini dolduran tanınmış vekiller, görevde olan bakanlar var. Bu kadar olumsuzluk üst üste geliyor ve biliyorsunuz ki siyasette bu son yıllarda özellikle Türkiye'de her gün ayrı bir gerilim yaşıyor. Bu minvalde 2015 seçimleri AK Parti için nasıl geçecek sizce? Azim, ben şunu çok net söyleyeyim. Muhalefetin bu dağınıklığı AK Parti'yi %50'den aşağı düşürmemek üzere tekrar iktidar yapar. Muhalefet hesabını, kitabını doğru dürüst yapmıyor. Ben meclis televizyonunu fırsat buldukça seyrediyorum. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nden öyle genç, dinamik birkaç tane de bayan arkadaş var. Gördüğümüz kadarıyla daha başka kimler var onları bilmiyoruz. O kadar nefis konuşuyorlar ki. Üslupları düzgün, diksiyonları düzgün, fizikleri düzgün. Bir insan konuşmacı olarak bir yere gönderilirken konuşmanız güzel olacak. El kol hareketiniz, diksiyonunuz güzel olacak. Fiziğiniz de güzel olursa, fizik Allah vergisi yani kendi elinizde olan bir şey değil. Bunun hepsini bir araya koyarsanız karşıdaki insanlar sizin konuşmanızdan etkilenmemesi mümkün değil. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde bazı arkadaşları görüyorum. Dört dörtlük. Ama ne bir basın toplantısına çıkartıyorlar, ne grup başkan vekili yapıyorlar, ne fırsat veriyorlar. Belli 3-5 kişi var. Çok sert üsluplu, hakaret eden, bazen de şov yapan, ne bileyim işte Vuzela mıydı onun evet, ismi? Vuzela. Onun gibi böyle şovla millete. Bunlar eskidi. Bakın ilk defa bu şovları rahmetli Erbakan Hoca, işte millet zamlardan yıldı. Patates, pirinç, bulgur böyle filelerle getirdi, işte bu file şu. İşte tepsilerle kadayıf getirdi, kadayıfın altı kızardı, üstü kızardı. O zaman biraz dikkat çekti. Bugün onlar bitti. Dünya çok küçük. Oturduğunuz yerden dünyayı geziyorsunuz. Kimin ne konuştuğunu biliyorsunuz. Gizli saklı diye bir şey kalmamış. Bu şartlar dahilinde muhalefet kendisine çeki düzen verirse, demin söylediğim gibi ülkenin de kendilerinin de hayırlı olur. İç siyasetin çekişmelerinden de yaşıyor hala. Vermezse AK Parti şu anda çok cesur bir politika götürüyor. Yani Peygamberimiz diyor ki ticaretin onda dokuzu, rızkın onda dokuzu ticarettedir. Evet. Korkak tüccar kar edemez diyor. Siz bir yerde de iş adamısınız. Evet. Bunu çok iyi bilirsiniz. Evet, bizim de dedemin de lafı. Bu siyaset içinde geçerlidir. Evet. Korkak tüccar kar edemez. Evet. Rızkın onda dokuzu. Siyaset de böyle. Korkak siyasetçi kar edemez. Siyasetin getirisinin büyük bir bölümü de akıllı ve cesaretli olmaya bağlı. Bu şartlar dahilinde Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, kendinin gittiği takdirde partisinin zora düşeceğini herhalde hesaplıyordur. Ama kendisinin bir fani olduğunda, bir insan olduğunda, eninde sonunda gideceğinde mutlaka biliyor. Üç dönemi dolanlar, üç dönem şartını getirmiş. Üç dönem dolanlar gidecek. Tüm parti içerisinden istekler doldu bunu kaldıralım diye. Diretti, kaldırttırmadı. Eğer bu ülkede insanlar varsa, bu insanlar bu ülkeyi seviyorsa, kendilerini yetiştiriyorsa, daha bu ülkenin içinden çok Recep Tayyip Erdoğanlar çıkar. Çok o üç dönem dolan insanlar gibi insanlar çıkar. Hiç endişemiz olmasın. Geçmişte nice politikacılar vardı. Ya bunlar giderse politika olur mu diyorduk. Şimdi çoğunun ismini bile unuttuk. Onun için AK Parti'nin gidecek insanlar açısından, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olması, başbakanlığı bırakması açısından hiçbir sıkıntı olacağı kanaatinde değil. Parti sonrasında 2015 seçimlerinde 2015 seçiminde %50'nin üstünde bir oy alarak çıkarsınız. Çok rahat eski oyunu, hatta eski oyunun üzerine de oy koyarak alır. Hiçbir tökezleme de olmaz. Millet de bazı şeyleri görüyor. Yani koalisyon dönemini yaşadı. Millet istiyorsa koalisyon olsun, eyvallah. Hiçbir şey demiyor. İsterse 5 partiyle olsun madem millet istiyor. Hı hı. Onun için millet istemiyor koalisyon olmasını. 2 başlılık, 3 başlılık hele hele hiç istemiyor. Tek düze vatanını, milletini seven, onun için çalışan bir partinin iktidarda olması ve o uğurda çalışmasını.
şu ana kadar görülen eksikler var mı? Var. Hatalar var mı? Var. Yanlışlar var mı? Var. İnsan olan yerde bunların olması kadar da doğal bir şey olmaz. Bu hatalar tamir edilerek yeni simalar, yeni yüzlerle göreceksiniz her geçen gün daha ileriye giden bir politika geliştirmesi olacak. Cenab-ı Allah bizi bu dış olaylardan, işte IŞİD'den, Suriye'den bu olaylara ulaşmadan hayırlısıyla oralarda hallolacak şekle getirir. O yönde bir gayretimiz olursa bu ülke Abdülkadir Bey, dünyanın ender ülkelerinden bir tanesi. Genç nüfus tartışılmaz. Dehşet bir genç nüfus. Yeraltı kaynakları tartışılmaz. Yer üstünde işte üç tarafı denizle çevrili tartışılmaz. Dört bölgede, dört iklim aynı anda yaşanıyor. Bir tarafta bahar yaşarken bir tarafta kapkara kışı yaşıyoruz. Böyle bu kadar. Bir taraf Orta Doğu, bir taraf Batı. O kadar ülkelere de yakınız. Türkiye her konuda bir lider olacak. Evet. Bu ülke kalkınır. Evet. Yeter ki şu olaylar, şu didişmemizi birazcık erteleyelim. Birazcık uzlaşı kültürünü öne çıkartalım. Emin olun bugün milli gelirimiz 10 bin dolar diyor. Bir kısmı daha aşağı söylüyor, bir kısmı daha yukarı. Hiç önemli değil. İster 8 deyin, ister 18 deyin. Bunu 2'ye, 3'e katlamamız çok içten yani. Çok rahat yaparız. Kaynaklar müsait. Şartlar müsait, genç nüfus müsait. Onun için aklımızı başımıza almamız lazım. Didişmeyi hele hele. Siyasette ölçü şu olsa gerek Abdülkadir Bey. Sizin benim bana yapılmasını istemediğim bir şeyi ben de size yapmamalıyım. Yani siz bana kötü konuşsanız, ağır konuşsanız kabul eder miyim? Etmem. Öyleyse ben de size yapmamalıyım. Ben size çelme taksam, tuzak kursam, şu başarısız olsa da sıra bana gelse diye başarısızlıktan medet umsam, bana yapısını ister miyim? İstemem. Ben de size istememem lazım. Evet. Bu şartlar dahilinde çalışıldığı takdirde ülkemiz gelişmeye, büyümeye, yücelmeye çok rahat ulaşacak. Bu kadar bölgemizde olay olduğu halde, dünyada bu kadar sıkıntılar yaşandığı halde bizim ülkemizde yaşanmaması bunun en belirgin göstergesi. Dileriz Allah'tan olaylar da biter. Çok daha iyi bir yere geliriz. Peki yeni 2015 seçimlerinden sonra bu soruyla da kapatalım programımızı. 2015 seçimlerinden sonra başkanlık sistemi gündeme geleceği bekleniyor. Başkanlık sistemiyle alakalı görüşünüz nedir? Başkanlık sistemi konusunda ben 1976 lise mezunuyum. 73-74'lerde hani bazı insanlar erken olgunlaşır ya, şartlar bizi çok çabuk siyasetin içine dahil etti. 80 ihtilaline gidiyoruz. Biz lisedeyiz. Onları yaşadık. Erbakan, rahmetli Erbakan 1974-75-76'lı yıllarda başkanlık sistemine gidilmelidir diye ta o zaman söylüyordu. Şimdi başkanlık sistemine geçilmeli mi? Geçilmeli. Başarılı olan ülke var mı? Var. Amerika. Başarısız olan ülkeler var mı başkanlık sistemine geçtiği halde? O da var. Hem de çok var. Başkanlık olduğu halde krallık olmuş. Evet. Eğer biz seçim sistemini, siyasi partiler kanunu, efendim başkanlık sistemine geçerken antidemokratik olan yasalarımızı düzeltir, başkanlığa geçersek ki geçilmeli. Önce anayasa sonra başkanlık. Anayasa, ona uygun yasalar, sonra başkanlık sistemine geçildiği takdirde bu ülke başarılı olur. Parlamenter sistem bir yerde elbiseniz size artık kilo almışsınız, dar geliyor yani. Ülke büyümüş, götüremiyoruz, dar geliyor. Bunu iktidarıyla muhalefetiyle birlikte oluşturulup bu geçiş tatlı bir şekilde olmalı. Eğer şartlar oluşturulmazsa iyi olmaz ki mutlaka oluşturulmalı. Bu antidemokratik yasalar, anayasa, anayasaya bağlı olan yasaların hepsi değiştirilmeli. Başkanlık sistemine bu şekilde geçilmesi lazım. Başkanlık sisteminin olması lazım. Ki ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri esasında bunun biraz daha bir provası gibi oldu. Bir provası gibi oldu. Evet, çatı zemin yavaş yavaş hazırlanıyor. Umarız ki iktidar antidemokratik yasaların tamamını değiştirir, anayasayı değiştirir. Bunlar değiştikten sonra herkes kim ne yapacaksa yerli yerince yerini bilir, yapacağı işi bilir. Dolayısıyla ülkenin aldığı kararlar hem hızlı olur hem de alınan kararlar hızla uygulanır. Evet. Bu şartlarda da ülke füze gibi kalkınır Allah'ın izniyle. Evet. Sayın Vekil, katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Biz de gündeme bir üçüncü gözle bakalım istedik. Siyaset deneyiminizden yararlandık. Teşekkürler. Sayın izleyicilerimiz, Doğru Bakış'ın bu haftalık sonuna geldik.
Biraz da süremizi açtık. Ben de teşekkür edeyim. Evet, sizden de bir son sözü olsun. Vakit dar olduğu için. Seyreden seyircilerimize teşekkür ediyorum. Evet, size katkılarımızdan dolayı biz teşekkür ederiz. Evet, Doğru Bakış bu haftanın sonuna geldi. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.